Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü şirketimiz 1926'dan günümüze 100 yıla yaklaşan yolculuğu boyunca Türkiye'nin sanayileşmesinde, küreselleşmesinde pek çok atılımında sorumluluk alarak rakiplerinden ayrışmayı başaran, her zaman ilklerin öncüsü olan Türkiye'de ilk anonim şirketinin kurulması, ilk endüstriyel girişim, ilk uluslararası ortaklık, ilk halka arz gibi pek çok ilki gerçekleştiren Koç Holding arkadaşlar. Koç topluluğu, cirosu ve ihracatının yanı sıra Borsa İstanbul'dan aldığı pay, ödediği vergiler ve yarattığı istihdam ile Türkiye'nin en büyük şirketler topluluğu. Milli gelirimizin %6'sına karşılık gelen kombine cirosu ve yine Türkiye ihracatındaki %7'lik payıyla Türkiye ekonomisinin itici gücü arkadaşlar. Konsolide net karını son 5 yılda TL bazında ortalama %21 artıran Koç Holding, Fortune Global 500 sıralamasında yer alan tek Türk şirketi. Koç Holding, uzun vadede yüksek büyüme potansiyeli sunan enerji, otomotiv, dayanıklı tüketim ve finans sektörlerinde güçlü rekabet avantajlarıyla lider pozisyonlara sahip. Koç topluluğu faaliyetlerini uluslararası standartlarda kurumsal yönetim, müşteri memnuniyeti, sürdürülebilirlik ve toplumsal sorumluluk anlayışıyla yürütmekte. Günümüzde Türkiye'nin en büyük şirketler topluluğu olan Koç Holding, baktığımız zaman ülkemizin en büyük istihdam sağlayan şirketlerinden bir tanesi arkadaşlar. 94.000'in üzerinde çalışanı mevcut. Yine Ford Otosan, Tüpraş, Tofaş, Arçelik gibi Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşunun 4'ü Koç grubunda arkadaşlar. Yurt dışı gelirlerine baktığımız zaman yurt dışı gelirlerinin toplam gelirine oranı %31. Yani %31 oranında döviz geliri var ve ihracat yapmakta. Yine ihracat yapılan ülkelere baktığımızda ülkemize dışarıda temsil eden en büyük firmalardan bir tanesi arkadaşlar. 150'nin üzerindeki ülkeye ihracat yapmakta. Türkiye'nin ihracatındaki payına baktığımızda Koç Holding %7'sini oluşturmakta arkadaşlar. Yani Koç Holding tek başına ülkemizin ihracatının %7'si oranında pay sahibi. Koç topluluğu bugün yurt dışında 60'tan fazla üretim tesisi ve pazarlama şirketi bulunmakta. Yurt içindeki büyük tesislere haricinde yurt dışında 60'ın üzerinde üretim ve pazarlama tesisleri bulunmakta. Şimdi Koç Holding'in temel analizini bir inceleyelim. Daha sonra iştiraklerini, yatırımlarını ayrıca inceleyeceğiz arkadaşlar. Koç Holding'in temel analizine yine ödenmiş sermaye ile başlıyoruz. Koç Holding'in ödenmiş sermayesi 2.535.898.050 TL arkadaşlar. Borsamızın büyük şirketleri grubunda ödenmiş sermaye olarak borsamızın en büyük şirketler arasına girmekte Koç Holding. Toplam menkullerine baktığımızda toplam menkulleri 46.342.139.000. Koç Holding'in toplam menkulleri sermayesinin 18 katı civarında arkadaşlar. Bu da şirketin ne kadar büyük, ne kadar güçlü olduğunu göstermekte. Çünkü sermayesi zaten ülkemizin ödenmiş sermayeler içindeki en büyük paya sahip 2,5 milyarla. Yine toplam menkullerde 46.342.139.000 TL ile çok güçlü bir yapıya sahip. Bu da Koç Holding'in yaklaşık olarak %1800 oranında bedelsiz potansiyeli olduğunu göstermekte arkadaşlar. Yani Koç Holding'in de bedelsiz sermaye arttırımı yapabilme ihtimali mevcut. 2020 yıl sonu net karına baktığımızda 2020 yıl sonu net kar da gerçekten güzel gelmiş. 9.272.570.000 TL. Bu orana baktığımız zaman yaklaşık olarak net karı sermayesinin 4 katı civarında arkadaşlar. 2020 zor bir yıldı tüm firmalar için. Koç Holding için de zordu. Ama buna rağmen sermayesinin, ödenmiş sermayesinin 4 katı civarında kar açıklamayı başarmış arkadaşlar. Toplam menkullerine oranla baktığımız zaman öz sermaye karlılığı yine %20 oranına tekabül etmekte arkadaşlar. Bu da yine enflasyonun üzerinde ve çok güzel bir kar açıkladığını göstermekte bize. Koç Holding'in fiili dolaşımına baktığımızda %22 çok güzel bir oran %22. %50'nin altında, hatta bayağı altında olması yüzde oran olarak Koç Holding'in fiili dolaşımının piyasada az olduğu, borsada işlem gören hisselerinin yüzde oran olarak az olduğu görülmekte. Bu da bildiğiniz üzere borsada talep gören cezbedici bir olay arkadaşlar. Piyasa değeri bölü defter değerine baktığımızda ise piyasa değeri bölü defter değeri 0.99. Yani bu ne anlama gelmekte? Koç Holding'in fiyatı toplam menkullerinin fiyatından daha düşük. Yani bugün maliyetine satmak istesek piyasa değeri bölü defter değerinin 1 olması lazım. Ama şu an Koç Holding defter değerinin altında işlem görmekte arkadaşlar. Fiyat kazanç oranına baktığımızda ise fiyat kazanç oranı, o da çok düşük, 4.97. Bildiğiniz üzere bizim karlı şirketlerde, büyüyen şirketlerde, yatırım yapan şirketlerde fiyat kazanç oranında 10 civar rakamları çok cazip diye bahsediyoruz arkadaşlar. Koç Holding'in fiyat kazanç oranına baktığımızda ise onun bile yarısından daha düşük, 4.97. Yani çok düşük bir fiyat kazanç oranı var. Bu da Koç Holding'in şu anki piyasa fiyatının, yani borsada işlem gören fiyatının çok ucuz olduğunu göstermekte arkadaşlar bize. Fiyat kazanç oranı olarak baktığımızda ucuz
ucuz. Piyasa defter değeri olarak baktığımızda yine ucuz. Yani temel analizi şöyle bir özetleyecek olursak, sermayesi 2.535.898.050 TL ile güçlü bir sermaye yapısı var borsamızın büyük şirketlerinden. Toplam menkullerine baktığımızda dudak uçuklatıcı bir rakam ortaya çıkmakta. 46.342.139.000 TL ile ödenmiş sermayesinin 20 katı civarında toplam menkulleri bulunmakta. Bedelsiz potansiyeli çok yüksek. Yine net karına baktığımızda 9.272.570.000 TL ile ödenmiş sermayesinin 4 katı civarında bir kar açıklamış. Bu da çok büyük bir oran ve güzel bir oran. Fiili dolaşımına baktığımızda %22. Çok cazip. Piyasa değeri bölü defter değerine baktığımızda 0.99. Öz sermayesinin altında işlem görmekte. Fiyat kazanç oranına baktığımızda 4.97. Hisse fiyatının çok ucuz olduğunu göstermekte bize arkadaşlar. Yani Koç Holding'in temel analizine baktığımızda çok ucuz, çok uygun ve karlı bir şirket, büyüyen bir şirket, ülkemizin en büyük holdinglerinden olan bir şirket ve maalesef bu fiyatlarda. Umarım ilerleyen zamanda gerçek fiyatını bulacaktır ve bulacağını ben inanıyorum. Koç Holding bu fiyatlarda kalmaz arkadaşlar. Temel analizini inceledikten sonra şimdi iştiraklarına bir bakalım. Koç Holding o kadar büyük bir şirket ki 50'den fazla iştiraki bulunmakta. Bu nedenle hepsinden bahsetmeyeceğim, 10 tane büyük şirketinden bahsedeceğim borsada işlem gören. Bunlardan bir tanesi Yapı Kredi Bankası. 762.197.343 TL ödenmiş sermayesi bulunmakta arkadaşlar. %9.02'si Koç Holding'e ait. Türk Traktör ve Ziraat Makineleri AŞ. 20.013.375 TL gibi bir sermayesi mevcut. %37.5'u yine Koç Holding'e ait. Tofaş Otomobil Fabrikaları. 187.938.121 TL sermayesi mevcut. %37.59'u Koç Holding'e ait. Tat Gıda Sanayi Ticaret AŞ. 59.364.947 TL. %43.65'i Koç Holding'e ait. Otokar Otomotiv Savunma Sanayi AŞ. 10.722.750 TL ödenmiş sermayesi mevcut. %44.68'i Koç Holding'e ait. Borsamızda işlem gören Marmaris Altın Yunus Turistik Tesisleri AŞ. 2.030.326 TL sermayesi mevcut. %36.81'i Koç Holding'e ait yine. Yine ülkemizin büyük şirketlerinden Ford Otomotiv. 134.953.357 TL ödenmiş sermayesi mevcut. %38.46'sı Koç Holding'e ait. Aygaz AŞ. 122.053.514 TL ödenmiş sermayesi mevcut. %40.68'i Koç Holding'e ait. Arçelik AŞ. 273.742.027 TL ödenmiş sermayesi mevcut. %40.51'i Koç Holding'e ait. Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisleri. 7.5 milyon ödenmiş sermayesi mevcut ve %30'u yine Koç Holding'e ait. Bunun dışında bahsettiğim gibi 40'ın üzerinde iştirak şirketleri mevcut. Bunlar daha büyük sermayeli olanlar da var arkadaşlar ve gerçekten milyarlık sermayeli şirketler de mevcut. Yurt içi ve yurt dışı. Bunlardan teker teker bahsetsek saatlerce bahsetmemiz gerekir. Şu an bahsetmiş olduğum borsada işlem gören şirketlerini incelesek yine saatlerce sürer. Bu nedenle ben sadece isim ve yüzde oranlarıyla sizlere bahsettim. Koç Holding gerçekten çok büyük bir şirket, global bir şirket, ülkemizin büyüyen bir şirketi ve fiyatı çok uygun. Bundan sonra yine büyümeye devam edecek. Yapmış olduğu enerji yatırımları, otomotiv yatırımları, savunma yatırımları ile Koç Holding büyümeye devam edecek arkadaşlar. Benim Koç Holding ile ilgili sizi sıkmadan kısaca anlatabileceklerim bu kadar. Bundan sonra yine büyüyen, gelişen, karlı şirketleri, ucuz şirketleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Abone olmayı unutmayın. Sağlıklı, mutlu, bol kazançlı günler diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.